Merhaba arkadaşlar. Şifrelemeli özet fonksiyonları birçok şifreleme algoritmalarında ve protokollerinde kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bilgi güvenliği bağlamında birkaç önemli uygulamaları vardır. Şifrelemeli özet fonksiyonları olarak bilinen bu kategorideki bazı genel algoritmalardan biri MD5'tir ve onun atası olan MD4 bir diğeri SHA-256 ki onun atası da SHA-1'di. RIPE-MD, BLAKE, SKYNE ve diğerleri gibi aşina olabileceğiniz daha az bilinen algoritmalarda söz konusudur. Şifrelemeli özet fonksiyonları esasen birçok uygulamanın kritik temel yapı taşlarını oluşturur. Bu tip özet fonksiyonlarının ilk uygulaması dijital imza olarak bilinir. Dijital imza çok sayıda e-ticaret protokollerine de dahil olmak üzere birçok şifreleme uygulamasının temel taşı olarak kullanılmıştır. Bitcoin oluşumu ve benzeri şeylerde de kullanıldı, hatırlarsınız. Şifrelemeli özet fonksiyonları mesaj kimlik denetimi protokollerinde, adi rastgele sayı oluşturmada ve şifre güvenliğinde ve hatta bir dereceye kadar şifrelemede kullanıldı. Bu fonksiyonlar dijital imzaların yanı sıra Bitcoin protokolünde başka yerlerde de kullanıldılar. Dilerseniz öncelikle şifrelemeli özet fonksiyonunun ne olduğundan bahsedelim. Tabii ki bu bir özet fonksiyonu. Bunu söylerken ifade etmek istediğim bir girdi gerektirdiği. Matematiksel bir fonksiyon bir dönüştürücüdür. Her bir girdiyi alır ki biz bu girdileri mesaj olarak isimlendiriyoruz. Mesaj gelişi güzel uzunlukta olabilir. Şifrelemeli özet fonksiyonu bu mesajdan tek bir çıktı elde edebilmek için bir veya birkaç matematiksel dönüştürücü uygular. Genelde bu çıktıya digest yani özel denilmekle beraber bazen biçim öz ya da parmak izi olarak da adlandırılabildiğini de görebilirsiniz. Örneğin, MD5 şifreleme özet fonksiyonları mesaj özeti 5'i ifade eder. MD4 ise mesaj özeti 4'tür vesaire diye devam eder. Biraz önce detaylandırdığım mesajın ebatı gelişi güzeldir. İstediğiniz kadar uzun ya da kısa olabilir ama özetin standart bir büyüklüğü olacaktır. Mesela SHA-256 bir şifrelemeli özetleme fonksiyonunda özet tam olarak 256 bit ebadında olacaktır. Dolayısıyla gelişi güzel ebatta bir girdi ve sınırlandırılmış ebatta bir çıktı olacaktır. Burada belirtmek istediğim bir başka nokta ise bu şifrelemeli özet fonksiyonlarının belirlenimci fonksiyonlar olduğudur. Yani her bir girdinin sabit bir çıktısı olacaktır. Burada söylemek istediğim şey, verilmiş bir girdi için daima aynı çıktı elde edilecektir. Verilmiş bir girdiden asla iki farklı sonuç elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Yani sonuç daima tutarlı olacaktır. Geleneksel şifrelemeli özet fonksiyonları uzun süredir bilgisayar biliminde kullanılmaktadır. Birçok bilgi işlem uygulamalarında da kullanıldı bunlar. Örneğin özetleme tablo, anahtarlı tablo oluşturmak için kullanılan özet fonksiyonu diye bir şey duymuş olabilirsiniz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü anahtarlı tablolar oluşturmak için kullanılan özetleme fonksiyonları kesinlikle şifrelemeli özet fonksiyonlarıyla aynı değildir. Burada şifrelemeli incelemesi çok ama çok önemlidir. Ve genelde kritik tasarlanmış hedeflerden oluşan belirli bir seriye sahip olmalıdır. Muhtemelen güvenliğin veya gizliliğin ya da mahremiyetin veya kimlik doğrulamanın çok önemli olduğu şifrelemeli uygulamalarda kullanılması için belki de bazı özel niteliklere sahip olmalıdır. Şifrelemeli özet fonksiyonundan beklenilen belki de en önemli özellik bilişimsel açıdan verimli olmasıdır. Demek istediğim verilen bir girdinin çıktısının hesaplanması çok uzun sürmemelidir. Şayet bir mesaj verilmişse, bu mesajın özeti için uygulanacak dönüşümler silsilesinin bunu gerçekleştirmesi çok zaman almamalıdır. Bir bilgisayarda bu işlem çok daha hızlı olmalıdır. Aslında söylemeye bile gerek yok gibi görünse de bu noktayı bu kadar vurgulamamın sebebi bazen birilerinin korkunç derecede verimsiz özetleme fonksiyonlarıyla karşıma çıkmasıdır. Ve şifrelemeli uygulamalarda kullanılan tipik şifrelemeli özet fonksiyonları kavramı söz konusu olduğunda bunlar uygun görülmeyecektir. Özellikle dijital imza kavramında gereksinim duyacağınız ikinci özellik ise ki aynı çıktıyla eşleşen iki ayrı girdi bulmanız çok zordur, yani burada iki ayrı girdiye ilişkin özetin birebir aynı olması durumundan bahsediyorum. Bu özellik çarpışmaya direnme özelliğidir. Çarpışan bir çift girdiye denk gelmek gerçekten çok zordur. Başka bir ifadeyle iki girdi söz konusuysa diyelim ki elimizde iki mesaj var. Bunlar M1 ve M2. Bir özet fonksiyonu uygulaması sonucunda bunların çıktısı aynı olmamalıdır. Bir özetleme fonksiyonu uygulamasında M1 ve M2'nin çıktısı asla aynı olamaz. Demek ki daima farklı olmaları gerekir. Bir adım daha geri gidelim. Uygulamada verilmiş bu mesajlar gelişi güzel ebatlarda olabilir ve çıktının da sabitlenmiş ebatta olacağı verilmiştir. Matematiksel olarak iki ayrı mesajın çıktılarının her zaman farklı olacağını garanti edemiyoruz. Fakat tipik istek çıktının illa farklı olması değil, aynı sonucu doğurabilecek iki ayrı mesajın bulunmasının zorunluluğudur. Bunların var olduklarını biliyoruz. Mesajların ebatları ne olursa olsun daha ufak olarak sınırlandırılmış şekilde özetleneceği gerçeğine dayanarak düşünüyoruz. Yani bir özetleme fonksiyonu uygulamasına tabi olan iki ayrı mesajın aynı çıktıyla sonuçlanması gerçekten çok zor böyle bir şeyin olabilmesi uzun zaman gerektiriyor ki uzun derken astronomik derecede uzun bir süreçten bahsediyorum. İstenen üçüncü özellik ise özet fonksiyonunun girdiler hakkındaki her türlü bilgiyi saklayabilmesidir. Başka bir deyişle girdi ile ilgili herhangi bir işe yarar bilginin detay toplanılabilmesi çok zor olmalıdır. Buradan girdinin tamamından söz etmiyorum çıktıdan yola çıkılarak girdinin değerinin çift ya da tek sayı olup olmadığına dahi ulaşmak çok zor olmalıdır. Girdinin tek ya da çift sayı olması kadar basit bir sonuç bile çıkarılmamalıdır. Üzerinde durmak istediğim dördüncü özellik ise çıktının iyi dağıtımlı olmasıdır. Diğer bir deyişle rastgele oluşmuş gibi görünmelidir. Yani çıktıya nasıl ulaşıldığının tahmin edilemeyeceği sanki birkaç yazı tura atışıyla oluşturulduğu hissini vermelidir. Yani o kadar rastgele oluşmuş görünmelidir. Bu şifrelemeli özetleme fonksiyonlarını belki bir kıyma makinesinin matematiksel karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Bu girdileri alıp bu matematiksel dönüştürücüleri uygulayarak sonuçta tamamen rastgele oluşmuş ve de Orijinal ile hiçbir alakası olmayan bir çıktı veriyor bize. Şimdi birkaç özellikten söz etmek istiyorum. Öncelikle hepsinin birbiriyle ilgisi var. Şayet çıktılarınız gerçekten girdiyle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi ve tamamen rastgele oluşturulmuş gibi görünüyorsa, zaten bu size büyük oranda çarpışma direnci olduğunu verir. Çıktının tahmin edilemez olması ve tüm bilgileri gizleme durumu iki farklı girdinin aynı çıktıyla eşlem olma ihtimalinin çok zor olduğunu ifade eder. Bazen bir özellik diğerlerinin yerini alabilir. Bu özellikler pratikte hatta belki de temel matematikte sizin umduğunuz şeylerdir ama her zaman olacaklarını garanti edemezsiniz. Bir ihtimal ki bu her şekilde olabilir tamamen çarpışma dirençli bir özet fonksiyonu tasarladığınızı düşünebilirsiniz. Fakat bir yıl sonra birisi çarpışmayı çok daha zeki bir şekilde tasfiye edebilecek bir fikirle ortaya çıkabilir. Belki de deneme yanılma araştırması içermeyen zeki bir kısa yol keşfetmişlerdir. Bu, şifrecilerin bazı sınırlamalar civarında çalışabilmek için belirli teknikler geliştirmediklerini gösterir. Biz de bunların ne kadar zamandır kullanıldıklarına dayanarak güvenilir projeler olduklarını düşünür ve itibari değer olarak alırız. Son olarak değinmek istediğim şey, bahsettiğim bu muamele hayal edilebilecek bir matematiksel kesinliği amaçlamamaktadır. Bu özellikler daha çok hassas şekillerde tanımlanabilir. Umarım bu videoda şifrelemeli özet fonksiyonlarını ifade etmek için gerekli olan matematiğin önemsiz ayrıntılarına ve formalitelerine de gömülmeden kafanızda bir fikir oluşturabilmişimdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.